Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Seni anlatabilmek seni. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim unuttuysam adını. An gibi aklımdasın, an gibi aklımdasın. Ey yiğit Ankara, hey! Beni de benzettin ya kendine. Astın suratımı, resmileştirdin beni. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadı. Mavi Liman. Hafta içi her gece 22'den. Belki de sorun sadece oradadır, bizim yüreğimizdedir, sevdamızdadır, kim bilir. Biz aslında içimizden geldiği gibi davranırken hata yapıyoruz, kim bilir. Yani oynanılması gereken bazı oyunlar vardır, biz bu oyunların hep dışında kalmışızdır. Hani sokakta top oynayan çocukları düşünelim. Biz hep kendi başımıza kalmışızdır oyunun dışında. Çünkü farklı oyunları biz oynayamamışızdır. Çünkü içimizden geldiğini yapmışızdır. Yani biz insan olmanın gereğini yerine getirmişizdir. Ve karşımızda insan olmama şıkkı vardır. Bir türlü bizim tercih etmediğimiz. Ama yine de vazgeçmeyelim biz insan olmaktan. Çünkü insan olmayanları çok fazla görüyoruz günümüzün içinde. Onlar kendilerini yalanlarıyla, kendi yalanlarıyla kandırıyorlar. Kendilerini mutlu zannediyorlar. Onun için sokakta dimdik yürüyemiyorlar. Hep yere bakıyorlar. Onun için herkese gülerek bakamıyorlar. Onun için geceleri ağlıyorlar. Hüznü yaşayamıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar. Bırakın biz yine hüzünlü kalalım ama dimdik yürüyelim sokakta. Dostlara da selam verebilelim yani. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz gece yarısını 7 dakika geçiyor ve biz yeni bir güne yine tertemiz duygularla giriyoruz. Yani kirletmediğimiz bu günün içinde daha neler yaşayacağız? Ama kirletmeden, sevgimizi, dostluklarımızı, aşklarımızı kirletmeden daha neler yaşayacağız? Yani 24 saatin içine daha neler sığdıracağız? Yani sokakta dimdik yürürken verdiğimiz her selam bize bir çıkar olarak mı dönecek? Yoksa bir mutluluk, bir dost tebessümü olarak mı? Bunları ne zaman ayırt edeceğiz? Evet, dostluklarımızı bile kaybettiğimiz bu günlerde her şey büyük bir hızla kirlenirken biz günümüzü nasıl temiz tutacağız? Elbette kirletmeyeceğiz. Elbette içimizdeki çocuğun o tertemiz duygularıyla bakacağız hayata. Her ne olursa olsun yaşıyoruz, çok şükür diyebileceğiz Nazım'ın dediği gibi. Her zaman ve her yerde. Evet, sevdalardan bahsettik yani, kendi duygularımızdan. Hani uslanmayan aşklarımızdan, duygularımızdan. Kendimizi toparlayıp, duygularımızı toparlayıp bir aşka yelken açarız çoğu kez. Durup durup bir yerde koparırız yelkenleri. Bütün ipleri salarız suya. Karşımıza çıkan belki sevgi değildir, belki sevda değildir ama farkına varamayız ya da taşıyamayız çoğu kez. Ama nedendir bilinmez bunu onurluca yapmayız hiç. Ya da yapmasını beceremeyiz. Ya da yapmasını beceremiyorlar.
Belki de bunu beceren biziz aslında. Ama biz gerçekten sevdiğimiz için, gerçekten inandığımız için hep yarım kalıyor. İçimizdeki sevdalar, aşklar, sözler hep yarım kalıyor. Bunu büyütmeye fırsat bile bırakılmıyor bize çoğu kez. Biz bunu düşünmüyoruz aslında. Çünkü biz sadece içimizdeki çocuğun sesiyle hareket ediyoruz. Yani görüyor, hoşlanıyor, seviyoruz. Sahip çıkıyoruz. Ve iki kişilik yaşıyoruz. Ama biz bu çağı çoktan atladık galiba. Bu duyguları çoktan yitirdik. Artık ince hesaplar peşinde olmamız gerekiyor. Aşkta bile, sevdada bile, dostluklarda bile. Evet, aşkta bile satranç oynamamız gerekiyor. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor. Seni seviyorumu söylemememiz gerekiyor. Duymamız gerekiyor. Hep peşimizden koşmaları gerekiyor. Bakın nasıl da kirlenmişiz. Mutlu muyuz şimdi? Hani peşimizden koşuyorlar ya. Ya da biz koşuyoruz. Mutlu muyuz? Ne yapıyoruz biz? Hepimiz. Nasıl bir sevgi bu? Nasıl bir aşk? Ya da nasıl bir dostluk? Nasıl bir arkadaşlık bu? Hani biz bu insanca duyguların neresinden tutuyoruz veya hangisini doğru yapıyoruz? İnsanca yapıyoruz. Evet, o yüzden aşkları, sevdaları hep yarım bırakıyoruz. En temiz duygularımızı bile kirletiyoruz zamanla. İşte bu hızla kirlenen dünyada. Temiz kalan belki sadece içimizdeki çocuğun o duygularıydı. Biz onları da kirletmeye başladık. Çocukları bile kirletmeye başladık. Hayat öylesine güzel ki, yaşamak öylesine güzel ki, sevmek, sevilmek, bunların tadını bilmek öylesine güzel ki. Bir pazar günü, günlük güneşlik bir pazar günü, sevdiğinin gözlerinin içine bakarak saatlerce kahvaltı yapabilmek, hem de yokluğun içinde varları çıkartabilmek, bunlara tutunarak aşkı büyütmek, sevdayı büyütmek, bunları hissedebilmek, belki de koşar adım sevdiğine gidebilmek ya da beklemek sevdiğini, koşar adım beklemek. Bunlar öyle insanca şeyler ki, hep iki kişilik düşünmek, sevdiğini düşünmek, her zaman, her yerde onunla birlikte yaşamak, işte insanca duygular, dostluklar. Hiçbirini ayırmıyoruz bunların içinden. Yani dostlukları, arkadaşlıkları ve aşkları. Yani kaybettiğimiz, kaybetmek üzere olduğumuz bu alışkanlıkları, bu insanca davranışları, yaşamak gerçekten güzel şey. Nazım'ın dediği gibi, ümitli şey. Fakat artık ümit yetmiyor bize. Ümit etmekten çok fazla şey yapmamız gerekiyor. İnsan olmamız gerekiyor. İnsanlığın öldüğü yerde. O yüzden hangi aşk sizden giderse gitsin, üzülmeyin sakın. Siz sevginizi yüreğinizde tutun. Kendinizi, içinizdeki çocuğu temiz tutun. Yarınlarınızı temiz tutun. Unutmayın. Yarın geçmişinize baktığınızda güzel şeyler hatırlamayı hep düşünün. Çünkü zamanı geldiğinde insan geçmişiyle yaşıyor. Geçmişi olmayan insanlar ise, geçmişini kirleten insanlar ise zaten hiç doğmamış oluyor. İşte insanca yaşayan herkes için